oldu dedim. Sultanım, ben sizi bulduğumda öylece uzanmış yatıyordunuz. Neredeydin? Sizi bu vaziyette görünce öyle korktum ki, vallahi bir türlü uyanmadınız. Ben de derhal buraya getirilmenizi sağladım. İstirahat etmeniz lazım. Sümbüla. Sultanım. Nerede buldun beni? Sultanım, hatırlamıyor musunuz? Siz Mihrimah Sultanımızı görmek üzere mermer köşke gitmiştiniz. Orada buldum sizi. Mihrimah nerede? O iyi mi? İyi sultanım, merak buyurmayınız. Gayet iyi. Siz çıktıktan hemen sonra Mihrimah Sultanımızla karşılaştım. Kendilerinin mermer köşke hiç gitmediğini öğrendiğimde... eyvahlar olsun dedim. Hürrem Sultanımıza tuzak kurdular. Sultanım, kalkmasınız. Neredeydin? Dairene gelmeden önce neredeydin? Ben az bahçedeydim. Mermer köşke gideceğini bana söyledin mi? Ya da herhangi bir haber gönderdin mi bana? Validem, beni korkutuyorsunuz. Bu haliniz ne? Bir meselem mi var? Mihrimah, sualime cevap ver. Beni mermer köşke sen mi çağırdın? Hayır, Sümbüla da sordu. Ben oraya hiç gitmedim. Ben validem. Validem. Derhal hekimleri çağırın. Beni duydun mu Sümbül, çabuk? Hemen çağırayım sultanım. Validem, ne oldu size? Bilmiyorum. Benim uzak dur, yaklaşma. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Cihangir'i buradan çıkarın. Mehmet'in dairesine götürün. Ne bakıyorsunuz, sormayın. Hadi çabuk. Şehzademi buradan çıkarın. Hemen. Anne. Aslanım, korkma. Şehzademin abilerin seni bekliyor. Onların yanında ol. Ben de sonra yanınıza geleceğim. Bir masayı onu götürün. İyi misiniz? Mihrime hayır! Kardeşinle git dedim sana. Bu her neyse, Sari olabilir. Hayır validem, sizi yalnız bırakmayacağım. Derhal hünkârımıza haber verin. Sariye Hatun, sen de uzak dur. Hala Sari olup olmadığını bilmiyoruz. Sultanım. Sultanım, şimdi öğrendim. Allah esirgesin, nedir vaziyetiniz? Bir dilim hafif hatun. Nefesim daraldı ateş. Bana ne yaptılar? Halime bak. Allah'ım, sen koru sultanımızı ya Rabbim. Şehzademiz neredeler? Mehmet'in dairesine yolladım. Mihrimah da az evvel çıktı. Sümbül gözünün evlatlarında olsun. Zinhar. Odama kimse girmeyecek. Siz merak etmeyin sultanım. Ben derhal hünkârımıza vaziyeti izah ederim. Sarayda değiller.
Epey oldu çıkalı. Döner dönmez haber veririz. Ne oldu hatun, nedir bu illet? Zehir mi, hastalık mı, ne? Konuşsana! Hemen bir şey söylemek zor sultanım. Lakin zehre benzemiyor. Muhtemelen bir hastalık. Ne hastalığı? Sari mi? Sari olduğunu zannetmem sultanım. Bazen üzüntüden ve sıkıntıdan böyle olur. Deri kabarır, döker. Ben bu kızarıklıklar için hemen bir merhem hazırlayacağım. Ahlat, aktiken ve çöven otundan bir merhem hazırlayıp sürmek icap eder ağa. İyi, Fahriyat. Hadi hazırlayın. Hadi, çabuk çabuk. Yatmadan önce bir kez daha tatbik etmek lazım sultanım. İyileşecek bu yaralar değil mi? Düzelecek. İnşallah sultanım. Ben elimden geleni yaptım. Biraz da uyuyup dinlenmekte fayda var. Ağzını sıkı tut hatun. Bundan kimsenin haberi olmayacak. Üzülmeyin sultanım. Bu illet her neyse söküp atacaksınız inşallah. Lakin dinlenmeniz şart. Uyumanız lazım. Hünkârımız nereye gitti? Malumatım yok. Afife hatun, dikkatli ol. Bu hadise gizli kalacak. Haremde dedikodu yayılsın istemiyorum. Nasıl arzu ederseniz sultanım. Sultanım, hala hiçbir şey hatırlamıyor musunuz? Babam döner dönmez hadiseyi ona anlatacağım. Kim yaptı bunu Sevalide? Hatice Sultan mı yoksa? Eşim, telaş etme. Hala ne olduğunu bilmiyoruz. Kardeşlerin nasıl? Bir şey anlatmadı değil mi? Hayır. Ama Cihangir çok üzgün. Sürekli sizi sual edip durdu. Ben de biraz rahatsız olduğunu söyledim. Ay parçam benim. Mihrima. Eğer bana bir şey olursa, kardeşlerin sana emanet. Validem. Mihrima, bana söz ver. Her daim onların yanında olacağını, gözün gibi sakınıp koruyacağına söz ver. Onları zalimlerin eline bırakmayacağına söz ver. Allah sizi başımızdan eksik etmesin halde. Amin. Ama içiniz rahat olsun. Size söz veriyorum. Kardeşlerimi her daim koruyacağım. Hayatım pahasına koruyacağım. Ne oldu Afife hatun? Bir şey bulabildiniz mi? Malumat edindim sultanım. Siz mermer köşke gitmeden evvel Nigar hatun ziyaretinize gelmiş. Mahsus hali bu mermer köşeye gidecek. Sen Şehzade Cihangir'in yanına git hatun. Ben buradayım. Sümbül Akal demişti. Şehzademizlerle kadar ol. Ben beklerim sabaha kadar. Hekim kadın bir ilaç hazırladı. Uyuyorlar. Ne oldu peki? Nesi varmış? Hekim kadın sıkıntıdan, üzüntüden olabilir dedi. Bana neden haber vermediniz? Süleyman. Hürrem, buradayım. Süleyman, sakın dokunma bana. Süleyman, git belki bu ilet bulaşıcıdır. Allah'ım,
Sirkez. Afife Hatun, derhal Yahya Efendi'ye haber gönderin gelsin. Emredersiniz hünkârım. Hürrem'im. Daha sabah bir şeyin yoktu. Ne oldu sana böyle? Ben de onu merak ediyorum. Bana neler yaptılar böyle? Kim kadın? İlaç neden tesir etmedi hala? Sabahı beklemek icap eder hünkârım. Validem, hatırlamaya çalışın. Neden olmuş olabilir bu? Bilmiyorum Mehmet. Hünkârım. Yahya Efendi. Gel. Bu derdin dermanı sendedir ancak. Geçmiş olsun sultanım. Duyunca üzüldüm. Allah şifa versin size. Amin Yahya Efendi, amin. Yahya Efendi bak. Bak. Ağrıları hayli fazla. Ateşi de vardı. Lakin hekim kadını düşürdü neyse ki. Bak. Sultanımın bugün ne yiyip içtiğini tetkik ettiniz mi? Edildi elbet. Şehzadelerimiz de birlikte yemek yediler. Şükürler olsun kimsede bir şey yok. Ayrı bir şey yiyip içtiler mi? Hürrem? Hayır. Bilmiyorum, hatırlamıyorum ne olduğunu. Fenalaşıp kendimden geçmişim. Anlıyorum. Vücudunuza herhangi bir şey sürüldü mü? Ya lavanta suyu? Telaşlanmayın hünkârım. Bir hal çaresi bulacağız elbet. Sırgan otu, şahtere, sarımsak ve at kuyruğu otundan merhem hazırlayın derhal. Sevmek seni, gerçi oluyordur günah bana. Her gün ziyade olur ise, ah ve bana. Ben şahı ışk olduğuma bu yeter değil. Her dem yanımca gözyaşı olur siper bana. Şahit değil mi ışkıma zahit bu rüyü zert? Yetmez mi sana gözyaşı olsa güve bana? İrir muhibbi iki cihanda muradına. Bir kez ki ger eyleyesin sen nigah bana. Afiyettesinizdir inşallah. İyiyim Zümbü. Yahya Efendi sağ olsun. Hızır gibi yetişti imdarıma. Geçmiş olsun sultanım. Duyar duymaz geldim. Sizi böyle gördüm ya. Dünyalar benim oldu vallahi. Eminim öyledir Nigar Hatun. Derin iyi oldu. Ben de seni görmek istiyordum. O yüzden geldim sultanım. Sümbül'e da söyledim.
Vallahi benim bir kabahatim yok. Rüstem Paşa'dan öğrendim vaziyeti. Dün beni ziyaret etmişsin. Neydi sebebi? Niye geldin? Nasıl? Hatırlamıyor musun sultanım? Sualime cevap ver Nigar. Ben Mihrimah Sultan'la alakalı konuşmak istemiştim. Neyse söyle. Senin bildiğin Sümbül Hanım saklayacak değil. Mihrimah Sultanımızla Bali Bey'i Haz Bahçe'de görmüştüm. Onu haber vermek için gelmiştim yanınıza. Ne demek bu? Sen bir sultanın neyle itham ediyorsun? Haşa sultanım. Ben bilmek istersiniz diye söyledim. Malum, Mihrimah Sultanımız küçüklükten beri pek sever Bali Bey'i. Bu kadar mı? Başka bir şey söylemedin mi bana? Hayır. Çekilmemi istediniz, ben de çıktım. Sonra ne oldu bilmiyorum sultanım. En son seninle konuşmuşum. Sonra çıkıp mermer köşke gitmişim. Orada ne yaptılarsa bana... hala olanı bitene hatırlamıyorum. Bana anlatacaksın. Sultanım, ben bildiklerimi söyledim. Kes sesini! Şah Sultan'ın yanından ayrılmıyorsun. Bilmiyor muyum? Sultanım, sizi temin ederim ki... Ağlar! Buyurun sultanım. Alın götürün şunu. Rüstem Paşa'ya teslim edin. Boğdurup çuvalla boğaza atsın. Sultan. Ne diyorsam onu yapın. Böyle yılanlar istemiyorum artık etrafımda. Sultanım. Sultanım vallahi benim bir günahım yok. Hatice Sultan'ın emriydi bu. Ne dedin sen? Bana evladımın yerini bildiğini söyledi. Onunla tehdit etti beni. Dediklerini yaparsam onu bana geri vereceğini söyledi. Nigar, ne yaptılar bana? Size büyü yaptılar sultanım. Sultanım. Müneccim başına her şeyi anlatacaksın Nigar. Sultanım, yemin ederim ki fazla bir malumatım yok. Tek bildiğim kara büyü yapıldı. Başka da bir şey bilmiyorum. Kara büyü mü? Doğrudur müneccim başı. Kara büyü yapmışlar. Sultanım, döküntülerden başka bir şey tezahür etti mi? Hayır, onlar da geçici zaten. İyiyim şimdi. Ne büyüsüymüş bu? Öldürmek maksadıyla yapılır sultanım. Öyle bir illettir ki bu. İnsanı içten içe, günden güne eritir. Yemeden içmeden keser. Uykusuz bitap düşürür. Şerl vesvasıl hennâsillezî vesvesu fîsudûrûz. Sen yılan. Nasıl yaparsın bunu Nigar? Sultanım, yemin ederim ki ben de bilmiyordum böyle olacağını. Sonradan öğrendim. Sultanım, müşteri olun. Böyle bir büyüyü kimse yapamaz. Müstahil. Sümbül Ağa, yapmışlar işte. Duymadın mı? Ben de ihtimal vermem sultanım. Bugüne kadar ne gördüm ne işittim. Hele ki bir Müslüman asla cesaret edemez böyle bir şeye. Büyük günahtır. İbreti alem için herkesin gözü önünde kellesi alınır. Bilmiyorum sultanım. Bildiğim ne varsa anlattım zaten. Sultanım. Gel karşımdan. Hürrem.
Ne oluyor? Nasıl girersin böyle? Ne yaptınızsa başaramadınız. Şimdi falcılardan, büyücülerden mi medet umuyorsunuz? Bu kadar mı çaresiz kaldınız? Hürrem, neden bahsediyorsun sen? Anlamıyorum. Sakın inkar etmeye kalkmayın sultanım. Bana mermer köşkte ne yaptığınızı Nigar'dan öğrendim. Bana büyü yapmışsınız. Kara büyü. Ne büyüsü Hürrem? Böyle mesnetsiz, çirkin bir ithamı nasıl yakıştırırsın kardeşime? Hem de böyle bir hatunun lafıyla. Sultanım, bu hatun aylardır sizin hizmetinizde. Yoksa memnun değil misiniz? Ercan'a, sultanımızı arabasına kadar refakat et. Bir adım daha atarsan sen kelleni alırım. Bir diyeceğin varsa otur konuşalım Hürrem. Ama böyle bağırıp çağırırsan seni dinlemem. Ben değil sultanım. Nigar otursun. Zira o da sizler gibi İbrahim Paşa'nın arkasından gözyaşı döküyor. Sakın! Sakın rahmetlinin adını ağzına alma. Sultanım, size Allah'tan sabır diliyorum ve tevekkül içinde olmanızı tavsiye ediyorum. Ama illa intikam almak istiyorsanız hünkârımızın karşısına çıkın. Zira İbrahim Paşa'nın ölüm emrini ben veremedim. Vermedim. Koy bir an önce. Yahu kızlar, elinizi çabuk tutun biraz. Oy. Sultan. Sibila, neler oluyor burada? Sultanım, dairenizi arattım. Büyü meselesiyle alakalı muhakkak bir şey koymuşlardır dedim ama bir şey çıkmadı. Hatunlar, bitmedim daha yatağın işi. Elinizi çabuk tutun biraz. Sultanım, çarşaflığımızı da değiştirttim. Maazallah, neler duyuyoruz. Sümbüla, ne büyüsü? Safsata bunlar. Sultanım, öyle demeyin. Biz tedbirimizi alalım da. Tamam, tamam. Eğer işiniz bittiyse ben biraz dinlenmek istiyorum. Ziyadesiyle yorgunum. Emredersiniz sultanım. Hatunlar, haydi çıkın. Sultanımıza bir rahat verelim. Haydi.
Ne yapıyorsun sen? Nedir bu? Bu karanlık. Bu gölge. Beni mi öldüreceksiniz beni? Korkmuyorum. Hiçbir şeyden, hiç kimseden korkmuyorum. Sultanım. Bırakın beni. Sakin olun sultanım. Odasına götürelim. Buradasınız demek. Sultanımıza ağırlık bir süt hazırlayın. Afife Hatun. Hatice'nin odasında gördüğüm o hatun kimdi? Saliha Hatun'u mu diyorsunuz? Hatice Sultan'ın hizmetinde bir kalfa. Manisa'da hizmetini görmüş. İzin verin hünkârımıza haber verelim. Zümbül sana hayır dedim, ısrar etme. Hünkârımız beni böyle görmesini istemiyorum. Biraz dinlenmen kâfi. Öyle demeyin sultanım. Hünkârımız duyarsa ona söylemediğimiz için bize çok kızacaktır. Kimse konuşmazsa nereden bilecek Zümbül? Yoksa... Geceden sonra harem çalkalanıyor. Herkes sizi konuşuyor. Vallahi ne yapacağımı bilemedim. Sultanım nereye? Gülsüm. Sultanım, ayağa kalkmanız iyi olmaz. Zinhar dinlenmeniz lazım. Haseki Hürrem Sultan Hazretleri. Sultanım! Sultanım, dekanı kim çağırın?